Herhangi bir görüntüde burada sıkıntı var mı? Şurası biraz kalkmış galiba. Tamam. Evet, patlatmaya başla. Patlatmaya başla abi, madem başlayacaksın. Sen patlat. Tamam. Merhaba. Merhaba. Dört Köşe Futbol'a hoş geldiniz. Bugün Gomis'i konuşacağız bu videoda. Tüm Galatasaraylıların merak ettiği konu, Gomis gidecek mi, kalacak mı, gitmeli mi, kalmalı mı? Şimdi bunu konuşacağız. Evet. Sen ne düşünüyorsun mesela bu konu hakkında? Kısa ben gireyim. Şimdi Gomis hem kalmalı hem gitmeli. Anladım. Yani bu şey gibi oldu. Sonuncu işte. Bu şey gibi oldu. Kesme. Evet. Gulyabani diye evet. Bir şey yoktur. Var, evet, yoktur. Ama olabilir de. Evet, olabilir. Evet. Ya abi şunu demek istiyorum. Gomis çok maliyetli Galatasaray için. Üstüne bir de zam istiyor. Kabul edilirse ekstra bir maliyete çıkacak. 3 milyon 850 bin euroya denk gelsin istiyor Gomis'in maaşı menajeri. Fegüli alıyor bugün 3 milyon 850 bin euro. Gomis alıyor 3 milyon 350 bin euro. Galatasaray için önemli bir oyuncu Gomis. 29 gol attı. Bir önceki sene Marsilya'da 22 gol atmıştı. Bunun sinyalleriyle geldi. Bir önümüzdeki sezonda benzer bir performans sergileyebilir. 29 olmasa da güzel bir katkı yapabilir. Fakat bu yeter mi? Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali durum için bence yetmez. Gomis'in yaşı da gereği, biraz oyun tarzı da gereği. Ona belki başka bir videoda değiniriz. Ben onu daha geniş açmak isterim. Peki Gomis gitmeli abi Galatasaray'a. Peki güzel gitmeli. Yani o zaman mesela bu zammı yapmamalı. Yapmamalı. Peki ikna oldu Gomis'in menajeri, ki bence bu zammı asıl isteyen menajer. Evet. Biraz menajerler sever böyle müjdeyle çalıştıkları için. Bence de öyle. Menajer kötü polis, Gomis iyi polis şu an. Olabilir. Peki Gomis ve menajeri düşündüler, taşındılar. Dediler ki biz Galatasaray'ı çok seviyoruz. Galatasaray bizim yuvamız. Zamdan vazgeçtik. Evet. Zam istemiyoruz. Tamam. Bu durumda kalmalı mı? Abi alıcısı varsa gitmeli. Ya bir oyuncuyu zorla gönderemezsin. Bugünkü kurallar çerçevesinde uzun yıllardır böyle. Zorla gönderemiyorsun bir oyuncuyu. Faydalanır Galatasaray Gomis'ten. Onun maliyetine katlanır. Problem yok. Benim zaten duyduğum, takip ettiğim kadarıyla aslında takımı bozmak istemiyorlar. Ama maliyetlerde, ekonomik durumda bir şey yapmak istiyorlar. Bir transfer desteği de yapmak istiyorlar takıma. Dolayısıyla birkaç kişinin gitmesi lazım. Gomis piyasası var. 29 gol attı. Nerede piyasası var? Çin'de olabilir. Avrupa takımı ister mi tekrar Marsilya'ya döner? Bilmiyorum oraları. Rodriguez'in piyasası var. Yani Galatasaray'ın bu sene parlayan birkaç oyuncusu var. Piyasası olan, satabileceği, kâr edebileceği, maliyetinden kurtulabileceği. Bunlar avantaj. Yerine de scout ekibi güzel çalışmışsa oyuncu bulabilir. Evet. Galatasaray bu maliyetli oyunculardan illa değil ama Allah aşkına git durumunda değil ama kurtulabilir. Her oyuncu satılabilir abi. Zaten bence sistem bunun üstüne oturmalı. Yani satılamayacak oyuncu yok. Bunu oturtursa Gomis de bunlardan bir tanesi. Bence ben o yüzden gitmeli diyorum. Hani gönül daha çok parası olsun Galatasaray'ın. Zorlanmasın. Kalsın Gomis. Problem değil. Bir iki tane daha santrfor alsın yanına. O girsin, o çıksın. Oh ne güzel. Peki oradaki hep endişe şu. Gomis gitsin. Gitti. Yerine Galatasaray yerini doldurabilir mi? Doldurabilir mi? Abi doldurabilir. Yerini doldurabilir. Yani Galatasaraylılar Fatih Terim'e güveniyor. Fatih Terim de büyük konuştu. Araştırmalarımız var, tanıdıklarımız var. Hatırlar ilk konuşmalarını. Yerini doldurabilir Gomis'le. Gomis gittikten sonra. Ama yani şimdi net bir şey söylemem. Bir oyuncu gelir, iki gün sonra sakatlanır abi, bilemem. Yani gelir buraya, beklenen performansı veremez. Aslında yerini doldurmuştur, taraftar hissiyatı doldurmadı olur. Medya baskısı bilmem ne. Belhanda mesela, bunu da başka bir konuşuruz. Bence Belhanda Galatasaray'a çok katkı verdi. Ama kimse beğenmiyor. Tabii etkili faktörleri var. Sen şimdi git abi 1 milyon euroya Norveç'ten bir oyuncu al. 750 bin euroda bonus servis ver. 13 tane gol atsın. Çok büyük katkı vermiş olur. Ama git 10 milyon ver abi. 2,5 milyonla maaş ver. 10 tane gol atsın. Derler ki bu nasıl santrfor? Evet, Belhanda'nın başına gelen de biraz o galiba. Zaten. Bence öyle yani. Peki ben kısaca bir şeyler söyleyeyim bununla ilgili. Şimdi benim bakış açım bu özellikle gelen cezadan sonra biraz değişti.
artık futbol takımlarının ana gelir kalemlerinden birinin futbolcu transferi olması gerektiğini düşünüyorum. Biz, biliyorsun bizde hep transfer futbolcu alma olarak adlandırılır. Halbuki futbolcu satma da bir transfer. Alan varsa satan var abi. Aynen. Ve burada yapmamız gereken artık bütün kulüplerin bu milyar liralara ulaşan zararları biraz daha azaltabilmeleri için yapmaları gereken şeyin futbolcu satışından kar elde etmek olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradaki kilit nokta şu. Gomis kar edilecek bir futbolcu mu? Şimdi benim öngörüm Gomis'in top sezonunu geçirdi. Yani ben bundan sonraki sezonlarda Gomis'in bu gol sayısına ulaşacağını düşünmüyorum. Belki kötümserim, bilmiyorum. Ama ayrıca da bu arada hem Şampiyonlar Ligi, hem kupa, hem ligi kaldırabileceğini de düşünmüyorum. Yani Gomis biraz da böyle o fiziksel özelliklerini kullanarak oynayan, güçlü kalması gereken bir futbolcu sahada. Bu maç adedi böyle dramatik şekilde artarsa, yani 30'lardan 40'lara, 45'lere doğru giderse bence Gomis'in performansı düşer. Şimdi elde böyle bir veri var ve bence hani Gomis bundan sonra hiç daha iyi olmayacak. Ben öyle hissediyorum. Yıllardır futbolcuları izliyorum. Dolayısıyla Gomis aslında satmak için çok iyi bir noktada. Çünkü bir sonraki sene satman çok zor artık. Evet. Mutlaka satmalı mısın? Hayır. Bir keresine katılıyorum. %100 zam yapmamalısın. %100. Ve aynen bu benim dediklerimi anlatarak futbolcunun menajerine bunu yapmamalısın. Eğer çok ısrar ederlerse de şunu söylersin. Ligde bana 29 gol atarsan üzerine de Şampiyonlar Ligi'nde 5-6 gole katkıda bulunursan sana artı 500 bin euro prim vereceğim. Bu olur. Bunu kabul edebilirim. Mesela. Yani 29 uç tabii de. Yani 20 üstü dersin kabul yani, edebilir olur. Fakat ötesi bence çok saçma olur. İlla satmaya gerek var mı? Yok. Özellikle kulübün içini bilmiyoruz. Scoutlar ne yaptı? Yerine daha genç, daha ucuz alternatifler buldular mı? Ama bence Galatasaray'ın bundan sonra en azından Gomis'leri transfer etmemesi gerekiyor. Evet. Yani bu bambaşka bir bakış açısı. Bence Galatasaray Gomis'leri değil, Gomis'in ilk kariyerine başladığı noktadaki halini yakalayıp onu transfer etmeye çalışmalı ve elinde evladiyelik futbolcu diye bir şey kalmadı artık günümüz futbolunda. Bir takıma geliyor bir oyuncu, 2 sene, 3 sene maksimum verimini veriyor. Sonrasında kulüp şuna bakıyor. Ben bu futbolcuya bugüne kadar bonservis dahil 15 milyon euroluk bir yatırım yaptım. Bana bir sürü katkıda bulundu. Bir hesap yapıyorlar. Diyorlar ki ben bunu ona satarsam 3 yıl boyunca bu futbolcu için sadece 5 milyon euro harcamış olacağım. Ve satıyorlar. Yani bizde şöyle bir yanılgı var. Mesela şimdi Rodriguez çok başarılı oldu. 20'den aşağı vermeyelim. Çok güzel bir istek. Ya da hiç vermeyelim. Bir de öyle veya, bir şey var. Veya. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani Gomis'e bugün 20 vermediler. Gelecek sene verecekler mi? Yani Gomis çok genç bir futbolcu değil. Bu da onun kariyer zirvesi olabilir. Böyle bir risk var. Ben aşabileceğini düşünüyorum. Gomis kadar kötümser değilim ama. Yani futbolcu değerini bulmuşken özellikle yaşı olan futbolcular bence onu satıp yerine hemen daha genç, daha umut vaat eden futbolcular almak gerekiyor ve Galatasaray'ın bir değil iki tane santrafora ihtiyacı var. Evet. Yani Gomis kalırsa artı bir, Gomis giderse iki futbolcu alınması gerekiyor. Bu %100. Çünkü form dalgalanmaları, Şampiyonlar Ligi, sen de biliyorsun bunları. Biraz toparlayayım o zaman. Hı-hı. Son olarak net soruyorum. Gomis kalmalı mı? Aslında şimdi ben hem kendi konuşmama bakınca, hem senin konuşmana bakınca sanki burada ben Gomis gitsin demiş gibi oldum. Sen de kalsın demiş gibi oldun. Hayır, ben de gitsin diyorum. Ben konuyu şöyle bağlıyorum. Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı olsun. Bizi izlemeye devam edin. Beğendiyseniz
paylaşımda bulunun lütfen. Abone olun. Dört Köşe Futbol videolarımızla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Biz buradayız.